Kendini iyi hissetmenin 7 kolay yolundan bahsedeceğim bugün. Hepimiz zaman zaman zor dönemlerden geçer veya kötü günler yaşarız. Yöneticiyle tartışmalı bir toplantı, uzun saatler süren trafik, aile üyelerinden birinin sağlık sorunu gibi durumlar sonucunda kendimizi sanki depresyondaymış gibi hissettiğimiz zamanlar olur. Böyle hissettiğimiz günlerde kendimizi hızlıca normale döndürebileceğimiz 7 önerim olacak bu videoda. 1. Spor yapmıyorsanız bile kısa yürüyüşleri mutlaka yapın. Günde 10-15 dakika telefonunuza bakmadan, mümkünse yalnız bir şekilde. Ve eğer sizi rahatlatıyorsa müzik dinleyerek yürüyün lütfen. Bunu yaparken de kendinizi dinleyin. Bu yürüyüşün amacı spor değil, kendinizle baş başa kalmanız. Bu yüzden caddede, kaldırımda, bina içinde, ofis koridorunda, gerekiyorsa bir AVM'de, hiçbir yer bulamıyorsanız olabilir. Sadece bir 15 dakika kendinizi dinleyerek yürüyün. Tabii en güzeli doğayla buluşabileceğiniz sessiz, sakin, oksijenin bol olduğu bir ortam. Belki bir ağaçlık bir alan, bir park ya da deniz kenarı. Ama bunlar olmuyorsa her yer olur. İkinci önerim şu: bilinçli farkındalığı hayatınızın önemli bir parçası yapın. Mindfulness olarak da duymuş olabileceğiniz bilinçli farkındalık kavramı hayatımızda düşündüğümüzden daha da önemli. British Columbia Üniversitesi'ndeki uzmanların daha önce yapılmış 20 araştırmayı baz alarak yeniden topladığı veriler sonucunda bazı bulgulara ulaşıldı. Bu meta analize göre bilinçli farkındalık beynimizdeki 8 farklı noktayı etkiliyor. Bizim için bu 8 farklı noktadan en önemlisi hipokampüs. Başka bir de işte beynimizin zorluklara karşı dirençli olmamızı sağlayan kısmı. Bilinçli farkındalık hipokampüs sayesinde stresle baş etmemizi, kontrolün bizde olduğunu hissetmemizi, bir düşünceden diğerine atlayıp duran zihnimizin sakinleşmesini sağlıyor. Ve bizi olumlu düşüncelerde tutuyor. Basit bir örnek verelim. Örneğin su içmek. Her gün masanızda duran su bardağından birkaç kere su içersiniz. Bir sonraki sefere suyu doğrudan alıp otomatik olarak ağzınıza götürmek yerine bardağın elinizde yarattığı hissiyata, ağzınıza götürürken camın veya porselenin, seramiğin teninizde bıraktığı hisse, dudağınızın bardağı kavrayışına, suyun ağzınıza değdiği andan itibaren yarattığı etkiye, sıcaklığa, soğukluğa ve sonrasında boğazınızdan geçerken bıraktığı hisse odaklanmaya çalışın. Her gün pek çok kere ezbere yaptığınız şeylerin farkına vararak tam bir farkındalıkla ve o anda olarak o şeyi yapmaya çalışmak aslında mindfulness, yani bilinçli farkındalık dediğimiz yere götürüyor bizi. Görüldüğü gibi bilimsel açıdan da kanıtlarıyla zor zamanlarda güçlü kalabilmemizin en kolay yollarından biri olan bilinçli farkındalığa ulaşmak için illa Hindistan'a gidip bir haftalık inzivaya çekilmek gerekmiyor. Hayatınız ne kadar karmaşık ve yoğun olursa olsun, günde birkaç dakikanızı ayırıp lütfen otomatik pilotu devre dışı bırakmaya çalışın. Üçüncü önerim meditasyon. Ben zor dönemlerden geçerken sabahları, eğer uykuya dalmakta zorlanırsam geceleri meditasyon yapıyorum. Daha önce katıldığım 8 haftalık mindfulness temelli stres azaltımı programında ödev olarak her gün yapmamız gerekiyordu ve o dönem benim için açımdan zor olsa da daha rahat, daha sakin geçirmemi de ben meditasyona borçlu olduğumu düşünüyorum. Eğer daha önce hiç yapmadıysanız en başta zor gelebilir, ancak bu konuda pek çok telefon uygulaması var, YouTube'da pek çok video bulabilirsiniz. Benim de bir meditasyon videom var, onu veya YouTube'daki diğer pek çok videodan bir tanesini dinleyerek o komutlarla bir meditasyona başlayabilirsiniz kısa sürede. Belki en başta 3 dakika, 5 dakika gibi kısa bir süreyle giriş yapmak isterseniz, hoşunuza giderse sonra devam edebilirsiniz. Bu tür bir tazelenmenin günün geri kalanında da enerjinizi yükselttiğini mutlaka fark edeceksiniz. Böylece de değiştirmek istediğiniz şeyleri yapmak için daha fazla enerjiniz olacak. Cümlelerinize biraz sihir katın. Winnipeg Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre "eğer ise" kalıbıyla kurulan cümleler kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlıyor. Ekip arkadaşınızla yaşadığınız bir iletişim probleminin ardından kendinizle baş başa kaldığınız ilk anda konuyla ilgili bu alıştırmayı yapmayı deneyin. Burada önemli olan bir çıkış yolu, bir çözüm yolu bulmaya çalışmak. Örneğin, "eğer beni bir daha böyle suçlayacak olursa ben de şunu yapacağım" gibi bir çözüm yolu bulmaya çalışın. Burada önemli olan çözüm yolunuzun mümkün olduğunca olumlu ve yapıcı olması. Eğer bana bir daha sataşacak olur ise
gider onun ağzını burnunu kırarım demek burada bir çözüm yolu değil. Bu tamamen istenmeyen bir yaklaşım olacaktır. Mümkün olduğunca olumlu ve yapıcı olacağız burada. Beşinci olarak mutluluğun bulaşıcılığından faydalanın. Esnemek gibi gülümsemek ve mutlu olmak da bulaşıcıdır. Ben ne kadar mutlu olursam çevremdeki kişiler de organik olarak o kadar mutlu olurlar. Tersi de geçerlidir. Yani karşımdaki kişi ne kadar mutluysa ben de o kadar kolay mutlu olurum. O halde kendi mutluluğumu artırmak için yapabileceğim en güzel şeylerden bir tanesi de yakın çevremdeki kişileri mutlu etmeye çalışmaktır. Bunu çalışma arkadaşlarımın masasına onlarla ilgili olumlu düşüncelerimi belirten küçük notlar yazarak, küçük şekerlemeler koyarak yapabilirim örneğin. Ya da hafta sonlarımda değerlendirebileceğim bir sosyal sorumluluk projesine katılarak yapabilirim. Altıncı maddemiz şu, dikkatinizi diğer konulara verin. Sizi rahatsız eden, kendinizi kötü hissetmenize sebep olan kişi veya durumu düşünmeyeceğiniz alanlar yaratın. Örneğin ne olacak bu ekonominin hali diye haber sitelerinde dolaşırken kaygılandığınızı fark ettiğiniz an kapatın o internet sitesini ve en sevdiğiniz dizinin son bölümünü açın ve bir 5 dakika aklınızı diziye verin. Dikkatinizi geçici süreyle bile olsa başka konulara vermek kaygı seviyesini azaltmanıza sebep olacaktır. Son olarak stresi azaltmak için nefesinizin gücünden yararlanın. Uluslararası Yaşama Sanatı Derneği tarafından yayınlanan Nefesin Bilimi raporuna göre belirli nefes egzersizlerini uygulayan kişilerin kortizol yani stres hormonu seviyeleri anlamlı bir düşüşe neden oluyor. Bu da bize düzenli nefes egzersizi uygulamalarının gittikçe artan bir rahatlama ve strese karşı direnç geliştirdiğini gösteriyor. Stresle başa çıkmak için pek çok farklı nefes egzersizi var. En kolay uygulanan nefes egzersizlerinden bir tanesi Sufi nefesi olarak da bilinen nefesi 4 sayıda alıp 8 sayıda verme egzersizidir. Burada önemli olan nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermeniz, diyaframınızı yani karnınızı şişirerek nefes alıp vermeniz, nefesi 4 sayıda alıp 8 sayıda vermenizi isteyeceğim. Ben sayacağım şimdi. Önce nefesinizi boşaltın. Şimdi al 2 3 4 ver 2 3 4 5 6 7 8 al 2 3 4 ver 2 3 4 5 6 7 8 al 2 3 4 ver 2 3 4 5 6 7 8 Bu çalışmayı 5'li setler halinde yapabilirsiniz. Gözleriniz kapalı olursa ve içinizden sayarsanız daha sakinleştirici bir etkisi olacaktır. Bunu yaparken aynı zamanda dik durup ellerinizi bacaklarınıza veya masanıza koyabilirsiniz. Genellikle gerçekleştirdiğim stres azaltımı nefes teknikleri atölyelerinde en sevilen tekniklerden bir tanesi bu Sufi nefesi oluyor. Kişiyi çok rahatlatan ve stresten arınmasını sağlayan egzersizlerden bir tanesi bu. Kendinizi daha iyi hissetmek istediğiniz anlarda bu 7 yöntemi size hatırlatması için gözünüzün önünde olacak bir yerlere küçük notlar yazabilirsiniz veya günlük rutininize dahil etmek için bazı keskin planlamalar yapabilirsiniz. Videomun sonuna dek izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.